Canlı bir kahverengi istiyorum diyorsanız saçlarınızda ve uzun saçlısınız, evde saç boyamaya çekiniyorsanız tüm püf noktalarıyla anlatıyorum. 6.35 Garnier'in ve 8.77 Palette'nin tarçın bakır boyalarını kullanıyorum. Ve ben saç kremi, bildiğimiz saç kremi ekliyorum ve sızma zeytinyağı ekliyorum ve biraz da su ekliyorum boyalarıma. Ben bu şekilde boyuyorum yıllardır ve oldukça da memnunum. Ne yapıyorum? 2 tüp boyamı boyama kabıma tamamen çıkartıyorum. Üzerine oksidasyon kremlerini, kutunun içerisinde çıkan 2 kutu oksidasyon kremini döküyorum. Yalnız tamamen çıkmıyor biliyorsunuz, bu bir parça da olsa içerisinde biraz krem kalıyor. İşte suyu bu şişenin içerisine koyup tamamen çarkalıyorum. Sonrasında tekrardan kabıma aktarıyorum. Birinci şişeye uyguladım. İkinci şişeye de işte çeyrek bardak, çeyrek çay bardağı normal çeşme suyunu koydum ve yarım çay bardağına yakında saç kremini ilave ediyorum. Bu şekilde uzun saçlarda özellikle çok daha fazla bir karışım elde etmiş oluyoruz ve bir yemek kaşığı dolusu da zeytinyağı ilave ediyorum. Yani ben saçlarımı boyarken aynı zamanda daha yumuşak, daha parlak olmalarını sağlıyorum ve eklediğim saç kremi sayesinde daha fazla ve daha homojen bir karışım elde ediyorum. Bu arada ben Clisson'un kontrast boyası var. Baz boya olarak geçiyor ve daha canlılık, daha kahvemsi bir ton veriyor. Fındık büyüklüğünde bu boyadan da ekliyorum. Bunu eklemek zorunda değilsiniz ama ben kullanıyorum yıllardır. Çünkü saçıma daha canlılık veriyor, daha parlak bir renk almasını sağlıyor. Bu aşamada tamamen karıştırıyoruz ve eldivenlerimizi giyiyoruz. Bakın ben yaklaşık 3,5 aydır saçlarımı boyamıyorum. O yüzden böyle 3-4 cm diplerden çıktığını görüyorsunuz. Öncelikle saç diplerime boyamı sürüyorum. Ben uzun zamandır saçlarımı boyamadığım için saç diplerine uygulamayı yaparak başladım. Eğer düzenli olarak saçlarınızı boyuyorsanız saçların ortasından uçlarını boyayıp sonrasında saç diplerine de çalışma yapabilirsiniz. İçerisine gireceğiniz oksidasyon kreminin volümünü biraz daha farklı ayarlamanız gerekir. Ama ben uzun zamandır boyamadığım için dipler boyayı hemencecik emiyor. Güzel bir şekilde dengeli bir boya rengi elde etmiş oluyorum. Orta kısımdan başladım. Sağlı sollu olacak şekilde tüm boyayı saçlarıma sürüyorum. Birkaç kere boyama yaptıktan sonra kendiniz saçlarınızı çok basit bir şekilde boyayabilirsiniz. Ama ben saçlarımın arkasını göremem, nasıl süreceğim diyorsanız, arkadaşlar hiç sıkıntı etmeyin. Önemli olan fırçayla boyayı bir şekilde sürmeniz ve sonrasında çok iyi bir şekilde masaj yaparak saça yedirmeniz. Yani bakın şu anda saçımın arkasına sürüyorum. Tamamen değdi mi her yere? Hayır, ama birazdan masaj yapacağım. İşte bu şekilde tüm boyayı saçlarıma yedirebiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Oldukça basit. İşte bu şekilde tüm saçlarıma boyayı güzelce sürüyorum. Ve toplamda 40 dakika saçlarımda bekletiyorum. İyice yedirmek oldukça önemli arkadaşlar. Masaj yapın. Dilerseniz bu aşamada birkaç damla su da ekleyebilirsiniz tekrardan saçlarınızın üzerine. Sprey şişeyle su sıkıp tekrardan masaj yapabilirsiniz. Amacımız tüm boyayı dengeli bir şekilde tüm saçımıza yedirmek. O yüzden işte bu şekilde karıştırıyorum sadece. Oldukça basit. Saçın ne kadar uzun olursa olsun boyama yapmak gerçekten zor değil. Siz de birkaç kere kendiniz boyadıktan sonra ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Boyamızı tamamen
Bitirdik. Normalde benim saçlarım çok uzun ve gür, o yüzden iki kutu tam yetmez. Ancak ben saç kremi, yağ ve su eklediğim için hem daha fazla bir karışım elde ediyorum hem daha yumuşak oluyor. Bu şekilde de eldivenin birini takıyorum. 35 dakika bekletiyorum. Artık saçlarımız kurutmaya hazır. Bakın, kolayca taranıyor. Çok güzel de hemen şekil alıyor. Çok daha parlak ve sağlıklı oluyor. Ayrıca saçlarınızı fönlerken bu şekilde yukarıdan aşağı dik şekilde tutarsanız düz bir saç elde etmiş olursunuz. İşte bu kadar, tamamen kuruttuk. Önemli olan diplerle uçların aynı olması ve görüyorsunuz. O bütünlüğü sağlayabildik. Saçlarımız ışıl ışıl, dipler ve uçlar aynı renkte. Dolgun, parlak ve yumuşak. Umarım siz de bu şekilde saçlarınızı boyamayı dener ve memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.